Abim görüşürüz, kendine çok iyi bak. Tamam. Görüşürüz abi. Hoşça kal abicim. Yaşıyor, sen de, çok iyi ol abi. Abi çok sağ ol. Bomba gibiyiz. Hadi bakalım. Araçtan inelim, yükten kargo çantaları. Herkese selamlar yeni bir videodan. Azerbaycan'dan çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir önceki rehin alındığım ülkeye. Yani İran'a. İslami polisler beni 3 gün rehin almıştı. Şimdi tekrardan gidiyorum. Bakalım şimdi bu sefer ne yapacaklar. Şu an Lenkaran şehrindeyiz. Azerbaycan'ın Lenkaran şehrinden buradan Astana'ya gideceğiz. Astana da Azerbaycan'ın. Bak şurada bir tabela var. 40 kilometre yazıyor. Serhat Border. Yani İran Border kapısına tam 40 kilometremiz kaldı Lenkaran'dan. Buradan geçebilirsiniz. Buradan gidebilirsiniz. Azerbaycan'da muhteşem bir rahat otostop geçişi var. Otostopla aşırı derecede güzel ilerleniyor. Biz ta Bakü'den beri buraya geldik. Bakü'den Google Maps'e Astana yazarsanız o yol boyu tertemiz yaklaşık 400 kilometreyi 4-5 saatte alır geçersiniz hiç zorlanmadan. Biz şimdi otostop çekelim. İran border'a girelim. İran umarım bu sefer beni güzel karşılar, sıkıntı yaşamam. Ben bir müddet İran'dayım. İran'ı kapatıldı ama 1 dakika olmadı. Selamünaleyküm. Neredesin abi? Astaram abi. Biz de gidiyoruz abi. Hatta. Abi görüşürüz, kendine iyi bak. Sağ olasın. Eyvallah. Hadi kardo, ver çantaları. Hava soğumaya başladı. Ah. Tak kardo. Vallahi hafiften akşam olmaya başladı vallahi. İnşallah Tahran'a kadar girebiliriz. Azerbaycan'dan çıkış var dediler. Umarım çıkışta vardır. Bizim Sender Border'ına buradan gideceğiz. Hop şöyle düz bir ortalama 14 kilometre yolumuz kaldı. Yani İran İnşallah bana sıkıntı çıkarmaz. Çünkü bir kere rehin alındım ben orada çok kötü bir şekilde. 3 gün havalimanında benim canımı okudular. 5 kilo verdim. Sonra kaçtım İran'dan. Sebep de şortlu gezmemdi. Ve işte kollarımın dövmeli, küpelim ve saçlarımın olmasıydı. Onun için bu sefer biraz tekbirli gidiyorum. Kot pantolon falan. Dövmelerimi falan saklayamam. Yani Pakistan'da Taliban'la gezdiğim bir şey olmadı da. Bir daha başıma sıkıntı almam umarım. İran tarafında görüşmek üzere. Girince ben size durum, hakimiyeti, girişleri varana kadar her şeyi anlatırım. Evet, burada akşam vakti olmaya başladı. Şimdi biz Astana'nın tam İran sınır kapısına kadar geldik. Şimdi şuradan 50 metre yürüdüğümüzde sınır kapısına varacağız. Biliyorsunuz ki ülkelerin sınır kapılarında geçerken vize çekme işleri sıkıntılı. Benim diyen adam bile çekemez. Çıkınca size detayları aktaracağım. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Nereye abi? İran'a da. Nerelisiniz? Trabzonluyum. Sen nerelisin? Ben Azeriyim. Azerbaycanlıyım. Kardeşiz tabi abi. Yüreğinden, kalbinden, toprağınızdan öperim sizi ya. Sağ ol. Abi görüşürüz. Var mı bir iste falan? Yok abi, ricamız olur. Saygılarla. Görüşürüz abi. Şimdi ne kadar ödüyor şu? Ne manatı? 20 manat. 20 manat değil, 20 mi? Öyle şey götüreyim. Lapılar da götüreyim. Abi, ooo, devlet. Devlet, 23.800 yazıyor. 23.800, internetten baktı, 29.000 yazıyor. Yok, ulan. 23.800 diyor. Çok düşük. Yok, ulan düşük. Yok, kıymet o da, İran'da kıymet o. 20 manat ne meneti, sana özün yalan diyor. Ama çok düşük. Yok, artık sen 20 manat, bana kalsın 50 köpük. Onda hiç para yok. Ne be? 1 manat. İran'a ne için geliyor? Biz border'dan yani sınır kapısından buranın otobüs terminaline geldik. 4 kişi toplamda
100 bin tümen para dedik. Yani orada ortalama ne yapıyor? 30-60-100 liraya tekabül ediyor 10 kilometre yol için. Büyük ihtimal biraz fazla ödedik. Acemiliğimize geldi. Ne kadar diretsem de akşam vakti ve cuma günleri bu İran komple kapalı. Kapalı olduğu için mecbur böyle bir kataküllümsü ağına düştük. Şuradan şimdi bilet sorgulayalım. Buradan Tahran'a araç bulalım. Selamun aleyküm. Abi Tahran ne kadar biletler? Biletler 200 mi? 200 mi abi? 200 Malatya 200. Şey ya kusura bakma. 200 tümen. Ha, 200 bin tümen. 100 TL. Yok. Ara 100 TL. 100 TL. 100 TL. Abi 4 kişiyiz. Yok kişi, yer yok mu ya? Bu yok mu? Yok mu yok. Ciddi yok misin? Abi be. Akşam. Akşam yok. Seherde yoktu. Ne diyorsun abi sen? Yer lazım da bize. Taksiyle gitmez size. Yok abi taksi çok pahalı. 3 milyon tümen, 4 milyon tümen. Milyon da aşağıda. Yok abi. Of var ya kafam çatladı ya vallahi billah. Bordur'dan buraya gelene kadar taksiciyle indik. Burada bir problem yok. Burada taksiciler ayrı bir taksici sardı bizi. 2 milyon tümene götüreceğiz. 2,5 milyon tümene götüreceğiz diyor. O da ortalama dünya para yapıyor. Burada otobüsler doluymuş. Şimdi zar zor bir tane insan evladı geldi de bize yardım etti, kurtardı bizi. Şu an bir otobüs ayarladı 2 kişilik. Yoksa var ya burada kurda kuşa yem olacaktık yeminle söylüyorum size. Geleceğiniz terminal burası. Buraya gelirsiniz. Burada ama dikkat edin. Aşırı derecede fahiş fiyatlar çeken insanlar var. Hiçbirine aldanmayın. Buradan Tahran'a yani başkente otobüslerin fiyatı 200 bin tümen. Aklınızda bulunsun. Sakın ha sakın fazla vermeyin. Bak burada VIP araçlar var. Bineceğimiz araçlar da şunlar. Bunlara bineceğiz. Ortalama 10 saat 11 saat sürüyor. Buradan Bordur'dan Tahran başkentine doğru. Siz cuma günleri komple İran kapalı. Hiçbir şey çalışmıyor. Paranızı eğer gelirseniz perşembeden bozdurun. Yanınıza öğrenize her şeyinizi alın. Sıkıntıya düşmeyin İran'da. Abim geçiyoruz mu? Abi buyurun. Buyur. Tamam. Nerede oturacağız biz? Lapırda. Lapırkı nere? Lap arkada da. Abi ne diyorsun? Lastiğin üstüne mi attınız? Lastik de ona yakışı Bukhari motorun üstü diyor. Motor mu? Lay lay salacak yatacak. Tamam hadi. Şukur gelmiyorum ya. En arka hadi, hadi hadi en arka gel. Buraya doğru gidiyoruz maşallah. Selamun aleyküm. Geç kardo. Şuraya. Yayla gibi koltuk daha ne istiyorsun? Yat. Az şunlar dikensin. Priz var mı burada? Priz. Priz. Bizde var ya bulduk da bunu yoza. Priz bu. Gecenin vakti zar zor otobüs bulduk. Onda da priz arıyoruz. Hayır, şey, yolculuk başlasın. Vallahi biz an itibariyle şu an Tahran'ın büyük otobüs terminaline indik. Akşam 11'de bindik, sabah 8 şu an indik. Bir aylık gerçekten zor geçti ya yolculuk. Vallahi ne diyeyim size. İnsanıyla uğraşması da ayrı bir dert. Değil mi ben söylüyorum. Şimdi şöyle çarşıya araç bulmaya çalışacağız. Bakalım buradan nasıl gideceğiz, nasıl geleceğiz? Hiçbir bilgim yok gram. Of internet de yok zaten. Telefonumuza şey de alamadık. Sim kart falan vesaire. Ya bir sürü işimiz var. Ama çok tuhaf şeyler yaşıyoruz. Yani bu insanı memnun oluyor. Suratı böyle asık. Bilmiyorum yani baba. Ne böyle geliyor bu İran olayı? Kime ne geliyor hiç bilmiyorum. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Selamun aleyküm abi. Geç şunu hop. Durmuyordu Allah'ın sözü. Şimdi şehir merkezi gitmek için şu otobüsün Çaharrahi Veli'es. Çaharrahi Veli'es'e gidiyor. Orada şehir merkezi. Şehir merkezi. Tamam abi. Şuradan dümdüz gidiyor kaba. Şuradan düz gidip Tehran Pars'a. Tamam. Tamam bineceksin. Tamam ne kadar abi şeyi kıymeti? Aa, para almaz git. Almaz para. Yok almaz. Tamam. Bura devletin. Ha devletin. Ha devlet. Devlet para almıyor. Yok almaz. Bizim devlet alır sizi biraz alır da onunla var bizim devlet Allah'ım ya Çaharrahi Velibes. Vallahi çok garip Farsça.
Ya uyanamadım da uyanamadım. Yani da gözümü açamamışım. Tuhaf tuhaf insanlar geliyor. Ya taksi diyor, yok diyorum, ya gelsene diyor. Ya kardeşim sal beni. Sal, taksi istemiyorum. Duydun mu? Çaharra-i Velibes. Öyle bir şey yazdım ama dur tamam, bakalım. Ondan sonra para da almıyormuş devlet. Allah süper, iyi bakalım. Valla böyle devleti severim ben, para almayan devleti. Ya vallahi yürü Allah yürü, yürü Allah yürü, daha ucunu da göremedik. Oğlum dünya kadar şey var lan, yok. Maşallah otobüs fabrikasına düşmüş gibiyiz burada. Biraz durumlar ülke olarak buranın sıkıntı tabii ki. Amerika'dan vurmuş oldukları ambargadan dolayı aşırı derecede bir sıkıntı içindeler. Zaten kendi hükümet olarak, hükümetin başındakiler de zaten ülkenin geçim kaynağını ve halkı yiyeceğini içeceğini hop kendi içine diyoruz şimdi. Ondan dolayı halk olarak imkanlar olarak da hep berbat durumda. Bizim border'da girdiğimiz yeri bir görseydiniz, çekemedim. Şey yok, bilgisayar yok. Böyle not defterlerine kayıt tutuyorlar. Zaten anamı, atamı, soyumu, dilimi varana kadar Romanyalılar vardı, onlar çat diye geçti. Aleyküm. Abi Çaharra'yı Parabas'a gideceğim ben. Para? Çaharra'yı. O? Şehir merkezine. Şehir merkezine? Çahar. İstanbul? Yok, ne İstanbul? Çaharra'yı Veli Erz. Çaharra'yı Veli Erz. He. Buna mı? Selamünaleyküm. Çaharra'yı Veli Bes'e. Buradan mı bineceksin? Ha, bu jet kabul. Para vereceğiz. Ha, jet. Jet. Ne kadar? Para yok. Jet. Nasıl yok abi lan? Allah. Allah. Beleş yolculuğu hep sever. Oradan git. Tamam, buradan mı gideceğim ben? Ben açıldı. Gel geç baba. Ha, şuradan. Gel gel. Valla beleş. Dağılır. Şöyle dağılır, geç. Abi bize söylersin değil mi? Dağılır. Gidelim. Ya bura ana lan, bura kadın mı? Gel. Bura ayrı. Gel. Kardo. Kardo orası kadın mı? Ben ne bileyim Kardo. İlk girdiğimiz yer kadınlar için ayrılmış bölge. Biz o odasında bir dayak yiyecektik biz orada. Estağfurullah. Her şey çok daha bilenli. Kadınlarla erkeklerin oturduğu yer ayrı. Orada şeriatla yönetiliyor ya. Kadınlarla el sıkışmak bile aşırı bir de sıkışmak. Biz de gittik odasında mecralarına da. Yok, şurada dayak yiyeceğiz de. Polis, İslami polisler var. Evet, doğru abi. Verir kırbacı sırtı da görürsün. Azdan iki kapının arasında sıkışıp kalıyordum. Şimdi burası Çaharra-i Tevasi. İndik böyle, gelelim bakalım. Böyle. Kur'an ismi. Heh. Bak gösteriyorum. Şunu kaydedin. Okuması bir ayrı zor benim için. Gördünüz umarım. Şimdi burada bir şeyler bulmaktası. Bugün Cuma. Cuma günü koskoca İran'da komple tatil. Para da ödemiyorsunuz ulaşımlara, yeni öğrendim. Onun yanı sıra A'dan Z'ye bütün insanlar iptal, finish, hiçbir şekilde çalışmıyorlar burada. Ya İran'ın vallahi ekonomik durumu çok berbat. Ama ülkenin tezatlar ülkesi. Neden? Bütün istatistiklere bakarsanız, Google'larda da arama yaparsanız, İran'da dünyanın en büyük estetik, en çok estetik yaptıran ülkesi. Ülkenin insanların çoğu ayağındaki çaputa kadar sıkıntılı.
Ama estetik konusuna gelince ülkenin özellikle kadınları aşırı derecede bu konuya çok düşkün ve çoğu Avrupalı erkekleri kendilerine eş, arkadaş edinip onlar üstünden estetikimsi ameliyatları çok fazla oluyorlar. Ve bu ülkede telefon fiyatları, iPhone fiyatları muhteşem pahalı. Türkiye'den bile pahalı bu arada. Ama halkın elinde genellikle iPhone 14. Yani iPhone'un en son çıkardığı telefonları görüyorsun. Bunların olayı şu. Yani özellikle Tahran, Tebriz gibi taraflarda kadınların yanında hep Avrupalı erkekler var. Ama sokak ortasında bir kadına el ele sıkışsan, İşte sarılsan ve bir hani bizim Türkiye'de yanak yana yapıyoruz da arkadaşlarımız. Onu yaptılan İslami polisler var. Musti yakaladı diyelim. Size veriyor kırbacı. Burada kırbaçlama var. Ondan sonra acıma 10 yıl 15 yıla yakın hapis cezasına çarptırma olayı çok yüksek. Onun için bunlara çok dikkat edin. Halkı kendisi tezatlıklarla yapabiliyor ama dışarıdan gelen biri İslami şeriat adı altında çarptırılmış Müslümanlığı yaşıyorlar. Haberiniz olsun. Ben bir otele geldim. Burada her yer kapalı olduğu için bir otelden para bozdurdum. 50 dolar. Şurayı bir görüyor musunuz? 2 milyon 250 bin buranın parası. Yani 2 milyon TL gibi bir kağıt parçasına bir avuç içine sığacak kadar para veriyorlar. Hostel varmış. Heritage. Heritage hostel. Biraz hostel. Yazarca hostel. Şu heykellerin olduğu yer mi? Bu araba var, araba. Heh. Ha burada, burada. Tamam, sağ olasın. Tamam, şimdi biz bir internetten hostel falan vesaire gibi bir şey bulduk da ona bakacağız yani. Burada Booking çalışmıyor bu arada, gelirseniz. Booking gibi application'lar İran ambargosu dolayısıyla hiçbir şekilde çalışmıyor. Google'dan hostelleri, çevrendeki hostelleri aratarak bir şeyler bulmak zorundasınız. Valla şimdi biz dildanlar gibi işte sim kart bulalım, bulamayalım, hosteller çok pahalı, konaklama yapamamışlar, işte internet çözemezken Mehdi abimiz sağ olsun yardımcı olacak. Bir dedi gelin yemek yiyelim ilk önce, de bir oturalım. Kendisi de İstanbul'da iş yapıyor. Transfer işleri yapıyor. Sağ olsun Türkçe bilebilen çok az kişi var, denk dediniz mi güzel. Şimdi yemek yiyeceğiz, oradan sim kartı çözmeye çalışıyoruz ama bugün bizim cumamız, burada pazar demek. Yani pazar günleri komple herkes kapatıyor dükkanları. Çok nadir yerler açık oluyor. Sağ olsun. Kardeşim gel, şu karnımızı bir doyuralım. Suratımıza bak ya, kaydı her taraf. Valla şimdi bir cacık geldi, içinde de üzüm var. Yemekleri sipariş verirken böyle önden böyle lavaş cacıksı geliyor. Hafiften hafiften takılalım, ha gözlerime renk geldi yeminle. Dünden beri yoldaydık. Yol izlerken işte yiyecek bir şey, para bozduramadık filan derken bayağı mahvolduk. Yemek yiyemedik. Şimdi gelsin de bir doya doya yiyelim hep beraber. Hay maşallah baba, ne güzel bir şey gözüküyor ya. Bunun ismi neydi? Helim Badılcan. Helim Badılcan. Pat Badılcan, patlıcan demek. Yanında da güzel bir et var. Nasıl tadı? Rengin geldi, rengin. En, videolarda kendine bak, beyazdın en son açlıktan. Otağın işe hareketini çağırsa da bence atılır. Koca Hesin. Bir şey söyleyeyim size, tadını tarif edemem. Çok top. Yani o zaman kadar yediğim birçok yemeği birbirine benzer bir tadı vardı. Ama bunun yok. Oo, ortasındaki de peynir. Şu peynir. Merci. Biz bu arada olaya çok yanlış açıdan yaklaşmışız. Bunu komple etini böyle didikleyip içindeki peynirle beraber alaca bulaca yapıp alıyoruz. İçindeki peynir var demiştim ya. Böyle daha iyi. Biz şimdi böyle bir hostele geldik. Hatting diye, böyle çoklu oda kalmaları. Böyle yaklaşık 10 euro aynen. 10 euronun altına zaten bir yer bulamadık. Ufak bir bahçesi var böyle kalmalık, oturmalık. Burada kapsül odalar var. Şimdi onlarda kalacağız, bir akşam tuttuk. Sonrasına bakacağız. Şimdi biz odamıza geldik.
böyle küçük kapsül odalar. Benim yatağım burası. Şöyle dışarı pencereden de direkt sokağa bakıyor. Böyle ufak bir bize kilit dolabı vermişler. Burada çantanızı güvenliğe alabilirsiniz böyle kilitli. Buraya sokarak ama içi de çok iç açıcı değil. Uf, ne yorulduk ya. Vallahi billahi var ya. Acayip derecede bunaldım. Yani İran'la bir türlü bir barışamadım mübarek. Nedense ön yargıyla da yaklaşmamaya çalıştım ama yeterince her şey bastı bana. Kasvetli geldi yani. Hava burada sıcak, bayağı güneşli. Keyifli gözüküyor. Bir dışarı çıkacağız. Dışarıda ne var ne yok bakacağız. Tahran'da da böyle çok gezilebilecek bir yer yok. Büyük bizim İstanbul'u düşün. İstanbul şehrinin İran'da olanını düşün. Yani her yere gidip gelmek bir aile uzak ve uzun. Böyle uzanacağım çünkü vücut ve mental olarak aşırı derecede yorgunum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu buraya kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere İran'dan yeni videolarda.